Efendim, yalan ürünler, yalan hayatlar, bambaşka gösterilmeye çalışılan aşklar. Bakın, bu aşk da Aksaray'da yaşanıyor. Nasıl aşk diye soruyoruz. Bakın, görüntüleriyle devam edelim. Erkek arkadaş tarafından sokağın ortasında darp edilirken kurtarılan ve defalarca da ölüm tehdidi alan bir kadın. Polisin tam 3 kez işlem yaptığı erkek arkadaşından şikayetçi olmadı sayın seyirciler. Polisin gözaltına almaktan yorulduğu, onların da kavga etmekten bir türlü yorulmadığı anlara gideceğiz şimdi de. Bak diyorum kadına. Sakin ol lütfen. Lütfen abi. Seni öldüreceğim oğlum. Götürsün polis. Yine geleceğim. Benim ifadem nasıl yine geleceğim? Yine geleceğim dedi. Dediğini de yaptı. İfadesi alındıktan sonra geri geldi. Sabaha kadar 3 kez sokakta kavga edip mahalleliği ve polis ekiplerini canından bezdirdi. Çağırdım, tek öldüreceğim. Hadi öldüreceğim. Öldüreceğim, beni götürsün polis. Tamam, geç, hadi. Seni öldüreceğim. Lan seni öldüreceğim oğlum. Öldür lan. Kılıç Arslan Mahallesi'nde kendisinden 6 yaş büyük erkek arkadaşıyla yaşayan 32 yaşındaki kadın kıskançlık krizine giren sevgilisiyle bir kez daha tartışmaya başladı. Seni öldüreceğim oğlum. Geç, tamam. Bak polis. Öldüreceğim. Abla. Kurban olayım. Ne oldu? 3 bin lira hanımın parasını mı kaldı? Seni öldüreceğim oğlum. Lan polis götürsün. Geleceğim yine öldüreceğim seni. Öldür lan. Öldür lan. Tartışma sırasında ölüm tehditleri alan kadın, erkek arkadaşından şikayetçi olmayınca öfkeli adam serbest bırakıldı. Ancak ekipler yarım saat geçmeden aynı çiftin kavga ettiğine dair ikinci bir ihbar aldı. Benim ananın kızı çok önemli. Benimkiler önemli. Yavrum eve gitme. Eve gidiyor. Kameralara yansıyan bu ikinci kavganın ardından kadın yine şikayetçi olmayınca erkek arkadaşı yine serbest bırakıldı. Tam her şey son buldu derken ekipler aynı çiftin üçüncü kavgasına müdahale etmek için olay yerindeydi. Ya ben gelmeyeceğim, ben gerek yok, ben şikayetçi değilim ki. Benim evde engelli anam var, çocuğum var, onu da gerek yok. Şikayetiniz var mı ona? Yok, demin mi verdik şimdi, 5 dakika önce. Bırakın, benim engelli anam var, çocuğum var evde. Kadının üçüncü kez de şikayetçi olmadığı erkek arkadaşı yine serbest bırakıldı. Polis ekiplerini ve mahalleliği canından bezdiren çift kavga etmekten yorulmuş olacak ki soluğu evlerinde aldı.